Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugün sizlerle Material Design Support Library'nin yine çok güzel, çok işimize yarayacak bir özelliğini anlatmaya çalışacağım. Bu özelliğimizin adı Floating Label. Şimdi bunun ne olduğuna hemen şöyle bir bakalım. Bu dersin sonunda yapacağımız uygulama bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi burada bildiğimiz Edit Textler ve bir butonumuz var. Şuradaki alana tıkladığımda buraya hint olarak verdiğim alan güzel bir animasyonla yukarı çıkıyor. Bunun label oluyor. Aynı şekilde parolayı da tıkladığımızda gördüğünüz gibi kullanıcı etkileşimi gayet güzel olan bir özellik. Ayrıca bunlara biz bazı validation kuralları ekleyebiliriz. Misal ne diyebiliriz? Kullanıcı adı boş olmasın. Butonu tıklandığında da gördüğünüz gibi error mesajda hemen edit text'imizin altında yer alıyor. Parolayı da ben mesela 8 karakterden az olmasın diye belirtmiştim. Girişe bastığımda da bu sefer ne yapacaktır? Onunla ilgili hatayı döndürecektir. Evet, yapacağımız uygulama ve anlatacağımız konu bu şekilde. Dilerseniz hızlı bir şekilde Android Studio'ya gidelim. Öncelikli olarak unutmamamız gereken ney? Buradaki Gradle Scripts'in içinde şuradaki modül app'ın içine benim bu özelliği kullanmam için buradaki COM Android Support Design kütüphanesini buraya compile etmem gerekiyor. Project Structure'a gidelim. Modüller altındaki app'ı tıklıyoruz. Şurada bağımlılıklar, artıya basıp kütüphane bağımlılığı olarak bunu buraya eklememiz gerekiyor. Bunu ekledikten sonra biz bu Support Library'deki özellikleri kullanabiliyorduk. Hatırlarsanız önceki derslerde de yapmıştık bunu defalarca. Şimdi zaman kaybı olmaması adına şuraya geldim ben. Bir tane Relative Layout yarattım. Bilmediğim bir şey yok. Bir tane Toolbar yarattım. Kullanmayacağız ama dursun. Bir tane Linear Layout'un içindeki Orientation'ı Vertical. Bu ne demekti? Benim buna yerleştireceğim öğeler default olarak alt alta gelecek demekti. Daha sonra bir edit text'im var, kullanıcı adını tutan, bir edit text'im var, parolaları tutan. Burada unutmamamız gereken buradaki hint, yani ipuçlarını yazmamız lazım. O ipuçları ne oluyor aslında? Şuradan şunu silersek. Buradaki şeylerin içinde gözüken yazılar şu an bir error kodu verdiği için gözükmüyor. Şu an gözüktü. Gördüğünüz gibi şuradaki yazı aslında nedir? Hint'tir. Yani kullanıcı buraya neyin bilgisini girecek? Bununla ilgili ona ipucu verdiğimiz alandır aslında. Ve son olarak en alta bir tane buton koydum. Bu butonla da biz ilgili kontrolleri yapacağız. Eğer bunlar sağlanıyorsa kullanıcıya giriş yaptın diyeceğiz. Yapmıyorsa error kodunu oluşturacağız. Şimdi bu halde bu örneği anladıysanız, şimdi ben bunu bir çalıştırayım. Şu halde ne durumda olduğumuza bakalım ve daha sonra ilgili ek kodları yazarak ayarımızı yapalım dedik ama şurada bir hata alıyoruz. Input layout. Tabii bunları daha belirlemediğim için şunları şuradan siliyorum. Ben size örneği emülatörde ilk başta göstermek adına öncesinde kodları yazdım. Şimdi burada adım adım nasıl yapıldığını göstereceğiz. Çok da zor değil. Karışık hiç değil. Evet, şu anki örneğimizde daha önceki örneklerimizdeki gibi animasyonu olmayan dümdüz edit textlerimiz mevcut. Şimdi o deminki floating label özelliğini sağlamak için ben bu edit text'te bunu sağlamak istediğim için bunun üstüne geliyorum. Kullanacağımız sınıfın adı text input layout. Şimdi şunu bir açalım. İki tane örnek verdi bana. Text input layout'u tıklıyorum. Genişlik olarak ne verelim buna? Match parent. Yükseklik olarak da wrap content verelim. Şimdi bunlara birer tane de ID tanımlamamız gerekiyor. Neden olduğunu birazdan anlatacağım. Hatta şimdiden söyleyeyim. Biz buradaki edit text'in içindeki değere bakarak hata vermek isteyebiliriz. Mesela kullanıcı adı boş olmasın. Bunun kontrolünü yapmak için edit text'i kullanacağım. İşte o yüzden buna ID verdim. O error kodunu ise buradaki text input layout'un içine yazacağım. O yüzden bunu Java kodumda bulmak için buna bir ID değeri atamam gerekiyor. Buna demin ne demişiz? Şuraya bir geri gelip input layout username demişiz. Diğeri de input layout password olacak. Peki. Geldik buraya. Input layout username dedim.
ve bunu oluşturdum. Şimdi burada tabii ki ne yapmamız lazım? Bu edit text'i bunun içine koymamız lazım ki o kayan label özelliği şuradaki hint'i alsın, bu edit text'in üstüne yerleştirsin. Bu yüzden bu text input layout widget'ını kullanmamız gerekiyor. Şimdi burada yaptığımız işlemlerin aynısını da ne yapmamız lazım? Hemen şuraya gelelim. Text input layout diyorum. Match parent wrap content dedikten sonra buna bir de ID ataması yapalım. Bu ID'leri neden? Çünkü Java kodumda kullanacağım. Pardon. Şuradaki input layout password olsun bunun adı. Input layout password. Evet. Bunu da yaptık. Edit text'imizi sarmalaması için şuradaki etiketi alıyorum. Edit text'in bittiği yere yapıştırıyorum. Şu an için arayüzde herhangi bir farklılık yok. Şurada bir render hatası çıkıyor. Bunu çok önemsemeyin. Zaten birazdan göreceksiniz uygulamam düzgün bir şekilde çalışacak. Hemen bir testimizi yapalım. Buradaki Android Studio'nun bug'ı olabilir. Hatta şöyle bir açıp bakarsak. Couldn't resolve resource ID visible'ı bulamadım diyor ama ben buradaki kodumda herhangi bir visible'la ilgili herhangi bir şey zaten yazmadım. Gördüğünüz gibi uygulamam açıldı ve şu an için istediğim özelliği sağlamış olduk. Evet, umarım anlaşılmıştır. Şimdi sıra geldi belli validation'lar yani doğrulama kodları. Mesela böyle bir ekranda biz bu kullanıcı adının boş olmasını istemeyebiliriz. Veya parolalı için belli özellikleri sağlayan şifreler oluşturulmasını hiçbir şey olmadı atıyorum. En az 6 karakterli bir parola kullanıcıdan isteyebiliriz. Bunları yapmak için hem edit text'leri hem de bunların içinde bulunan bu oluşturduğumuz text input layout'ları ele almam gerekiyor. Buraya geldim. Gördüğünüz gibi edit text için username ve password diye iki tane nesne tanımladım. Text input layout içinde hem name'i tutan hem de password'u tuttuğu için iki tane bunlarla ilgili nesne tanımladım. Şimdi buraya geliyorum. Şöyle geri yapayım. Gördüğünüz gibi find view ID'leri bunları buluyorum. Ve buraya kadar okeyiz herhalde. Şu ana kadar farklı bir şey yapmadık daha önceki örneklerden. Şimdi yapacağımız şeylerde ne yapmak istiyordum ben? Mesela kullanıcının adını doğrulayacak bir metodum olsun burada. Sadece bu sınıf kullanıcı için bunu private belirleyebiliriz ve bu bana true ya da false değeri döndürsün. Doğrula diyorum. At herhangi bir parametre almayacak. Aynı şekilde bir tane de private boolean doğrula şifre. İlgili kontrolleri ben bu metotların içinde yapacağım. Mesela adı doğrularken ne yapmam lazım? Geldim buraya. Öncelikli olarak eğer diyorum. Benim edit text username mim içindeki değeri alıyorum get text'te. Daha sonra da bunu ne yapıyorduk? String'e çeviriyorduk. Eğer mesela is empty boş ise burası true döndürecektir ve ne dememiz lazım? Burada bizim hata vermemiz lazım, değil mi? Hatayı verirken de işte burada neyi kullanıyoruz? Şuradaki input layout name'i kullanıyoruz. Input layout name nokta set error diyerek ilgili hatayı buraya yazıyoruz. Kullanıcı adı boş olmamalı desin. Aslında bu kadar basit ve tabii ki de bu metot geriye bir boolean değer döndürdüğü için ve burada bir hata oluşuyorsa adı doğruladık mı doğrulayamadık. O yüzden bunu false geçmem lazım. Yok eğer kullanıcı adı boş değilse bu sefer de ne yapalım? Eski hatayı silelim. Else diyelim buraya. Input layout name nokta set error şunu şuradan alıyorum. Set error kısmına şöyle bir parametrelerine bakarsak set error. Gördüğünüz gibi char set error falan diyor. Şuradaki set error enable'ı ne yapmam lazım? False yapmam lazım. Yani bir hata kodu varsa onu ekrandan silsin.
Bunu da yaptıktan sonra return true diyelim. Aynı şekilde şunlara şuradan aldım. Ya da şöyle hızlı hızlı bir daha yazalım bunları. Şifre için şöyle. Şimdi şifre için peki ne yapalım? Şifre için de diyelim ki mesela en az 6 karakterli olmasını isteyelim. Bunun için de geliyorum. Eğer dedim. Tabii bunu önce bir ele alalım. Şöyle bir string parola diyelim buna. Parola eşittir. Bu değeri ben nereden alacağım arkadaşlar? Et password'ten alacağım. Get text ile. Daha sonra bunu string'e çevireceğim. Ve daha sonra da sağındaki solundaki boşlukları trimle alıyorum. İşte burada yapacağım doğrulama kodu bundan sonra başlıyor. Eğer diyorum parola nokta lent'i kullanabiliriz. Parolanın eleman sayısı küçükse 6'dan bu sefer de ne yapacağız? Hata vereceğiz. Nereye? Input layout password nokta set error diyerek parola minimum 6 karakter olmalı. Ve return false diyeceğiz. Yok eğer 6 karakter ve üzeri ise ne yapmasını istiyoruz? Yine yukarıda yaptığımız gibi input layout password nokta set error enable'a false geçiyoruz. Ve de bu metot geriye true değeri gönderecek arkadaşlar. Şimdi bunlar neden true false gösteriyor? Çünkü ben buraya bir tane daha bir metot tanımlayacağım. Private giriş doğrula diye. Tabii bu neyi döndürecek? Boolean'ı döndürsün veya void olsun. Bunda artık bir geri dönüş olmayacak. Giriş doğrula. Burada işte bunların ikisini de kontrol edeceğim. Eğer diyeceğim. Eğer doğrula isim true dönerse ve de bu VD'yi yaparken ne yapıyorduk? İki tane ampersand koyuyorduk. Doğrula şifre true dönerse yani kullanıcımız hem adını boş geçmemiş hem de şifresini 6 karakter ve üzeri sayıda değer girmişse şu an için istediklerimizi yapmıştır. Ne yapalım? Buraya bir tane toast.makeTest deyip this giriş yapıldı desin basit bir şekilde. Sonra ne diyelim? Long'da bunu ekranda gösterelim. Nokta show deyip. Evet. Yapacağımız işlemler bu şekildeydi. Bir testini yapalım bakalım bir hatamız var mı? Burada dikkat edilecek biz değerleri şuradaki tanımladığımız edit text'lerden okuyoruz. Ola ki bir hata kodu falan yazdıracaksak bu sefer edit text'i falan değil onları içine koyduğumuz text input layout'ları bu hataları yazdırıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çalışıyor. Mesela kullanıcı adını boş geçtim. Parolaya da şöyle bir şeyler yazdım. Tıkladım. Ops hata aldık. Neden? Bir bakalım. Illegal state exception couldn't find method validate and login diyor. Ha, tabii ki de ne yaptık? Butona tıklanıldığında bu olayları yapması gerekiyordu. Biz tabi bunları hiç gerçekleştirmedik. Şuraya pardon gerçekleştirdik de adı farklı kalmış. Şuradaki giriş doğrulayı activity main'deki butonumun on clean'e yapıştırıyorum. Validate and login demiştim ben buna. Şimdi bir daha bir deneyelim. Giriş doğrulayı tıkladığında ne olacak benim? Tabi burada da ne yapmam lazım? Aslında buna bir view öğesi göndermem lazım. Butonların tıklanma olaylarını anlatırken bunu anlatmıştık. Yoksa yine hata alacağız. Gördüğünüz gibi. Çünkü buna parametre olarak view'u gönderdik. Şimdi butona tıkladığında bu metot çalışacak. Doğrula ada gelecek. Doğrula adı ne yapıyoruz? Kullanıcı adını kontrol ediyoruz. Doğrula şifreye gelecek. Bunda da parolayı kontrol ediyoruz. Daha sonra eğer bu özelliklerden ikisi de sağlanıyorsa gördüğünüz gibi giriş yapıldı.
Toast mesajını ekrana bastırıyoruz. Bir daha bir deneyelim. Kullanıcı adını boş geldim. Şifreyi yazdım. Tıkladım. Allah Allah. Giriş doğrula. Public yapalım şunu. Ondan olabilir. Bir daha bir bakalım hatamıza. PTN login. Allah Allah. Bir daha bir deneyelim. Yani butona herhangi bir şey yapmam gerekmiyor. Çünkü zaten ben ne yaptım aslında? Evet, public private yaptığımız için buradan oraya erişemedi. Şimdi parolayı girdim. Şuna da girdim. Şu an ne yapması lazım aslında? Giriş yapıldı diyor. Ben bunu siliyorum. Bu sefer böyle yaptım. Kullanıcı da boş olmamalı dedi. Burayı da mesela 6 karakterden az yapalım. Bu sefer de ne demesini bekliyoruz? Parola minimum 6 karakter olmalı. Evet, gördüğünüz gibi floating label doğrulama kodlarını da bu şekilde kullanıyoruz. Bence bundan sonra yapacağımız uygulamalarda en çok başvuracağınız konulardan biri olmalı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kullanıcı arayüzü sağladı bize. Umarım anlaşılmıştır, faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.